Arkadaşlar merhaba. Bugün statik bir web sitesinin sertifikalı olarak HTTPS şeklinde client front üzerinden yayınlanmasını ve bunun Route 53'teki domain name'imizle irtibatlandırılarak internet üzerinden bu domain name'imizle HTTPS olarak sertifikalı olarak bu siteye ulaşmayı göreceğiz. Bunun için sırasıyla önce Amazon S3'te bir bucket oluşturacağız. Bu bucket'a kullanacağımız statik web sitesini yükleyeceğiz. Bu yüklediğimiz web sitesine polis atacağız. Buradaki güvenlik ayarlarını göreceğiz, yapacağız. Daha sonra CloudFront'a geçeceğiz. Bu oluşturduğumuz bucket'ı CloudFront'ta kullanacağız. Yine CloudFront'tayken bir sertifika oluşturacağız. Bizim HTTPS olarak bağlanmamızı sağlaması için oluşturduğumuz sertifikayı CloudFront'a ekleyeceğiz. CloudFront'ta işimiz bittikten sonra bunu Route 53'teki domain name'imizle irtibatlandıracağız. Bu domain name'e bir record oluşturacağız. Bu oluşturduğumuz record üzerinden de internette kendi domain name'imizi yazarak, belirlediğimiz domain name'i yazarak bu web sitesine HTTPS olarak, sertifikalı olarak ulaşmayı göreceğiz. Öncelikle bu görüntü bazı yerlerde ekranı kapatacak, bilgileri kapatacak. Öncelikle görüntümü kapatıyorum. Ondan sonra sırasıyla adımlara devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi S3 bucket'ımızı oluşturacağız. S3'ü açıyoruz. Burada create bucket'a tıklıyoruz. Bir isim belirliyoruz buraya. Bucket name'e. Ben Cumhur Portfolyo dedim. Biliyorsunuz bucket isimleri unique olması lazım. Herkes kendine göre buraya farklı bir isim vermesi gerekiyor. Aynı ismi kullanamayız. Burada AWS region'ı US One seçtik. Bu önemli. Sertifikayı oluştururken de aynı region'da olmamız gerekecek. O yüzden bunun orada da aynı olması gerekiyor. Burada US One'ı seçtik. Diğer ayarları olduğu gibi default bırakıyoruz. Daha sonra buraya polisi eklerken tekrar geri döneceğiz. Create bucket dedim. Bucket'ımızın içine giriyoruz. Şu an kullanacağımız statik web sitesini upload edeceğiz. Ben bir portfolyo sitesi yükleyeceğim. Upload diyoruz. Add files. Dosyaları seçtik. Aç dedik. Daha sonra upload diyoruz. Yüklendi. Kapattık. Tekrar diğer klasörleri yükleyeceğiz. Bu sefer folder dedim. Bu klasörden başlıyorum. 4 tane klasörümüz var. Yükle dedim. Bu esnada ben yükleme devam ederken durduruyorum. Bittiğinde tekrar buluşacağız. Evet, dosyalarımızı bucket'a yükledik. S3 bucket'a. Simple Storage Service S3. Buradaki bucket'ı yükledik. S3 tabi versiyonlama, depolama birçok görevleri var. Biz burada sadece bucket'ta depolama yapacağız. Depolama olarak kullanacağız. Yeri gelmişken ücretlendirmesinden de bahsedeyim. FreeTier'da 5 GB depolama, 20.000 GET request ve 2.000 de pull request ücretsiz.
Biz bu kapsamda zaten ücretsiz olarak kullanacağız. Şimdi dosyalarımıza gireceğiz ve yüklenmiş mi çalışıyor mu diye önce buradan bir kontrol edeceğiz. Öncelikle bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Properties'e geliyoruz. Burada en altta Static Web Hosting var. Edit diyoruz. Static Web Hosting hizmetini vermesi için bunu enable yapmamız gerekiyor. Enable dedik. Burada zaten otomatik seçili geliyor. Altta giriş sayfamızı yazıyoruz buraya. index.html. HTML. Save change dedik. Daha sonra permission'a geliyoruz. Burada S3 mantık olarak öncelikle her şeyi yasaklıyor. Yani bütün girişleri öncelikle yasaklıyor. Block public access de bu. Buraya biz edit diyeceğiz. Bakın her şeyi yasaklamış şu an. Bu tıkı kaldıracağız. Tiki. Save change diyeceğiz. Form diyeceğiz. Evet, şimdi bütün her yeri açtık da bu emniyetsiz bir şey. Bunu da S3'te nasıl yönetiyoruz? Bir bucket policy'ler var bunu açtıktan sonra. Bir bucket policy ile ya da ACL'lerle yönetiyoruz. Bucket policy geneli kapsıyor. Object ownership'e dayanıyor. Buradan objelerin sahipliğini yönetiyoruz. Bucket'ın tamamında. ACL'de ise bucket'a ya da objelere polis atıyoruz. Bunlarla bucket'a erişimi düzenlemiş oluyoruz. Şimdi bizim burada hazırladığımız bir polisi var. O polisiyi kullanacağız. Şimdi bucket polisiyi vereceğiz. Biraz önce bahsetmiştik. SQL bir bucket polisi şeklinde veriliyor diye. Biz bucket'ın tamamını kapsayan bir bucket policy ile buradaki güvenlik önlemimizi almış olacağız. Yine aynı sayfada, permission sayfasında biraz aşağı iniyoruz. Burada bucket policy'miz var. Edit'e tıklıyoruz. Bunun içine Johnson formatında bir policy yapıştıracağız, hazırlayacağız. Bu AWS'nin dokümantasyon sayfasında ki bu Add a Bucket Policy bunun için hazırlanmış bir policy var. Ben onu kullanacağım. Johnson formatında yazılmış bir policy. Kopyaladım. Burada sadece bucket'taki objelerini okumamıza izin verilmiş. Yapmamız gereken tabi burada bir değişiklik var. O da bucket name. Bucket name'ini herkesin kendi verdiği isimle değiştirmesi lazım. Ben bu ismi vermiştim. Kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Sonunda bu yıldız ve slash'ın kalmasına dikkat etmemiz lazım. Bu olmazsa hata verir. Bu polisinin bucket'ın içindeki tüm objelere de uygulanmasını sağlıyor. Aşağı iniyoruz. Save change diyoruz. Başarılı bir şekilde polisi bucket'a uygulandı. Şimdi burada bakın publicly accessible dedi. Artık herkes bizim bucket'ımıza erişebilir.
Ancak biz koyduğumuz vakıt polisiyle burada bir güvenlik önlemi almış olduk. Erişebilirler ancak yani sadece okuyabilirler. Silme, yazma, değiştirme herhangi başka bir şey yapamazlar. Vakıt polisi de oluşturduktan sonra vakıtımızdaki sayfamız çalışıyor mu? Bir önce onu görelim diğer bölümlere geçmeden önce. Bunun için Properties'e geliyoruz. En aşağı iniyoruz. Burada static website hosting yapmıştık. Altta bizim vakıtımızın website endpoint var. Buraya tıklıyoruz. Bakın şeyimiz geldi. Sayfamız geldi. Portfolyo sayfam geldi benim. Vakıtın içine koydum. Ama güvenli değil. Biz bundan sonraki yapacağımız işlemlerle sertifika, CloudFront üzerinden yayınlamak, sertifika oluşturmak, bunu Route 53'e adapte etmekle beraber bunu en son internetten güvenli bir şekilde yani HTTPS olarak güvenli bir şekilde yayınlıyor olacağız. Yine bunu aynı şekilde objelerden index HTML'e tıklayıp burada da object URL'e tıkladığımız zaman da yine sayfamıza ulaşabiliriz. İki yerden de bu sayfaya vakıta yüklediğimiz bu website'a index sayfamıza iki yerden de ulaşabiliyoruz. Şimdi vakıtla işimiz bitti. Bu aşamadan sonra CloudFront'taki işlemlere devam edeceğiz. Şimdi CloudFront'u açacağız. CloudFront'a tıklıyoruz. Evet, CloudFront Amazon'un Content Delivery Network servisi. Dinamik ve statik web içeriklerinin hızlı bir şekilde dağıtımını sağlıyor. Bunu da işte dünya çapındaki 400 tane edge location ve yine bölgesel 13 tane. Bunlar sayısı her geçen gün artıyor. Yeni noktalar oluşturuyorlar. Bunlar üzerinden sağlıyor. Aynı içerik istendiğinde eğer cache'de varsa buradan veriyor. Böylelikle latency'yi azaltmış oluyor. Şimdi burada biz create a cloud front inspiration diyeceğiz. Buraya origin domain name'imizi yazıyoruz. Buraya tıkladığımızda iki türlü yapabiliriz bunu. Basitçe şu şekilde de yapabiliriz. Oluşturduğumuz S3 vakıt buydu. Buna tıkladık. Şimdi bize burada use website endpoint dedi. Buna tıkladığımız zaman bakın şu araya website'i ekledi sadece. Bu şekilde origin domain name'imizi eklemiş olduk buraya. Ya da bunu şuradan da alabilirdik. Portfolyomuza gittik yine. Properties. En aşağı iniyoruz. Bakın burada bunu kopyalayıp da yapıştırıp da o şekilde de halledebilirdik. Bu Enter the Origin Path buna herhangi bir şey girmiyoruz. Çünkü bizim index ertelememiz direkt root dizininde. Farklı bir klasörün içinde olsaydı ilk bağlanacağı nokta. O zaman buraya yolu belirtmemiz gerekiyordu. Herhangi bir şey girmemize gerek yok. Enable Origin Shield diyor. Bu bölüm bize ekstra bir cache layer ekliyor. Ve böylelikle orijinin yükünü azaltıyor. Fakat ücretli. O yüzden biz burayı no olarak bırakıyoruz. Add Custom Header'da bunu da developerların kullandığı bir bölüm burası. Eklemeler yapıyorlar buradan. Başka eklemeleri. Evet. Burayı yine default ayarlarda bırakıyoruz. Yes olarak bıraktık. Şimdi burada Behavior Protocol Policy eğer yukarıyı seçersek hem HTTP'den hem de HTTPS'den gelenleri HTTPS'den gelenleri bize gösterecek.
6 seçersek HTTP'den gelenleri de HTTPS'e yönlendirerek, yani onları da o bizim sertifikalı güvenli sayfamıza yönlendirerek orada açtıracak. Eğer burayı seçersek de hiç HTTP'den gelenleri göstermeyecek. Yani HTTP olarak yazılıp da gelenleri göstermeyecek. Sadece HTTPS'ten gelenleri gösterecek. Biz burada redirect HTTP'den HTTPS seçtik. Burada izin verilen metotlar var. Sadece görünmesini istiyoruz bizim sayfamızın. Herhangi bir işlem yapılması istemiyoruz. Get, head seçtik. Birinci şıkkı seçtik. Burada da çeşitli kısıtlamaların yapıldığı bölüm var. Eğer buraya tıklarsak farklı bir menü açılacak. Buradan çeşitli kısıtlamalar yapabiliyoruz. Bir key grubu oluşturup bununla mesela paralı sayfalara izin verildiği, kullanıcıların girdiği bölümler oluşturabiliyoruz. Biz burada şu an bunu yapmayacağız. No diyeceğiz. Burayı geçeceğiz. Yine cache, key and origin request'te de default olarak bırakacağız burayı. Burada da polisler kullanarak request'lerin cache'te ne kadar kalacağının kontrol edildiği bölüm. Burayı geçiyoruz. Yine functional function bölümünde de bazı burada fonksiyonları çalıştırabiliyoruz lambda ekli olarak. Cloud Front'unda ek fonksiyonları var. Bunları buradan çalıştırabiliyoruz. Bunu biz kullanmayacağız şu an. Buraya da geçiyoruz. Setting'de burada use all edge location demiş en iyi performans için. Bunu seçtiğimiz zaman o bütün dünyadaki o biraz önce saydığım 400 tane location'ı ve 13 tane de bölgesel location'ı kullanıyordu. Use only North America, Amerika ve Europe dersek sadece Amerika ve Europe'dakileri, işte alttakini seçersek de North America, Europe, Asya, Middle East ve Afrika'dakileri kullanacak. Diğerlerini kullanmayacak. Biz burada use only North America ve Europe'u seçtik. Ayarlama için böylelikle fazla da vakit kaybetmemiş olacağız bir nevi. AWS WAF var. Bununla alakalı da ücretli bir servis bu. WAF güvenliği, AWS'nin güvenlikle alakalı bir tool'u. Buradan tanıdığınız polislerle, ACL'lerle, polislerle atadığınız rule'larla sitenizin güvenliğini sağlıyorsunuz. İşte DDoS atakları olmak üzere, başta olmak üzere birçok saldırıya karşı sitenizi koruyorsunuz. Bu ücretli, burayı biz geçiyoruz şu an. Zaten bunun için AWS WAF'ta bir polis oluşturmamız lazımdı. Rule oluşturmamız lazımdı. Onu buraya oluşturduğumuz takdirde burada çıkacaktı. Bunu geçtik. Sineyim demiş. Buraya editeme tıklayıp sitemizin URL'sini buraya URL'ini buraya ekliyoruz. O da benimki için portfolyo adresiydi. Bu benim şu taradığım kısım domain name. Bu da ona eklediğim subdomain. Portfolyo sayfamın linki olmuş olacak bu. Bunu Route 53'teki bu hostname'ime ekleyeceğim. Onu ileriki aşamalarda yapacağız. Devam ediyorum. Burada sertifikamız var. Şimdi eğer herhangi bir sertifikamız varsa burada çıkacaktı zaten.
ki mesela çıkmış da benim. Eğer yoksa da biz şimdi oluşturacağız. Onu yapacağız öncelikle. Buradan bir sertifika oluşturacağız. Yukarı sertifika dediği zaman bizi AVS'nin sertifika menajerine gönderecek. Burada bir sertifika oluşturacağız şimdi. Ve ondan sonra o sertifikayı CloudFront'ta kullanacağız. Evet, Request Certificate bölümünde biz public sertifikayı seçiyoruz. Private olanlar ücretli. Zaten onu buradan gidiyoruz almak için. Next dedik. Domain name'imizin ismini buraya yazıyoruz yine. Şuradan alıyorum ben. Bir başka isim daha ekleyebiliyoruz buraya. Ona da şöyle bir şey eklerseniz onun da faydası oluyor. Yıldız nokta ve sizin domain name'inizi subdomain olmadan eklediğiniz zaman diğer bütün subdomain, bu yıldız bu tarafa ekleyeceğiniz bütün subdomainleri de kapsamış oluyor. DNS validation'ı seçtik. Bunu AWS üzerinden yaptıracağız. E-mail seçtiğimiz zaman bunu da işte gönderdiği bizim kayıtlı e-maillere AWS'ye değil de siteye kayıtlı e-maillere gönder. Sıkıntı yaşanabiliyor. DNS'e validation zaten tavsiye edilen. Bunu seçtiğimiz zaman daha kolay bir şekilde halledeceğiz. İsterseniz tag koyabilir, tag koyabilirsiniz. Request dedim. Evet. Burada via certificate'e tıklıyoruz. Aşağı geliyoruz. Sinemlerimiz oluşuyor da benlikte. Şimdi burada create records in root 53 diyoruz. Root 53'teki bunların kayıtlarını oluşturacağız. Create record diyoruz. Oluşturdu. Burada bu issue geldiyse zaten bu tamam olduğunu gösteriyor. Verify'dan, şey, beklemeden çıktı. Benlik statüsünden çıktı. Tekrar sertifikaya giriyoruz. Issue dedi. Herhangi bir yerde kullanılmıyor şu an için. Kullanıldığı zaman bunu CloudFront'a atadığımız zaman burada yes yazacak. Evet, sertifikamızı oluşturduk. Tekrar CloudFront'a dönüyoruz. Burada bir refresh yapıyoruz tekrar. Tıkladığımızda bakın şeyimiz, sertifikamız geldi. Hatta kontrol edelim şuradan bir. AF ile başlıyordu. AF9 ile başlıyordu. Girdik. Evet, AF9 ile başlıyor. Seçtik. Evet. Yine security policy tavsiye edilen de bıraktık. HTTP 2'yi bıraktık. Herhangi bir default root objects koymuyoruz. Buraya tarif yazabiliriz. Herhangi bir şey sizin aklınızda hatırlatacak size. Page. Create expression diyoruz. Evet. Successfully created new distribution dedi. Başarıyla oluşturdu. Yalnız şu an girsek göremeyiz. Çünkü daha deploy ediyor. CloudFront üzerinden ulaşabileceğimiz adres, siteye ulaşabileceğimiz adres bu. Bunu yapıştırdım. Ulaşılamıyor dedi. Çünkü daha bu deploy'un bitmesini bekleyeceğiz. Hazır olmasını bekleyeceğiz. Öyle fazla sürmüyor. 1-2 dakika içinde hallediyor. Ben distribution'ı alıyorum. Buradan refresh yaparak takip edeceğim. Videoyu burada durduruyorum. Evet. Enable oldu. Buraya tarih saat grubu da verdi. Şu an kullanılmaz. Deneyelim bakalım. Cloud
Front'tan da bağlanabileceğiz mi? Buradaki Situation Domain Name'i kopyaladım. Biraz önce bundan bağlanamamıştık. Getiriyorum buraya. Yapıştırdım. Girdim. Evet, sayfamız geldi. Bakın burada güvenli gösteriyor ama bu bizim sertifikamızdan gelen bir şey değil. Bu AWS'nin Client Front'a verdiği bir güvenlik. Buradan tıkladığımız zaman bunu görebiliyoruz. Sertifika geçerli. Bakın geldiği yer Client Front Net'ten geliyor. Yani bizim bunu en son baktığımızda göreceğiz. Bizim sertifikamızdan değil, Client Front'un verdiği bir sertifika bu. Oradan geliyor bu güvenli olması. Ayrıntılarda da yine bunu gösteriyor. Şimdi tabi bu akılda tutulabilecek bir şey değil. User friendly bir adres değil. Biz bunu kendi domain name'imize çevireceğiz ve Route 53'ten yayınlayacağız. Route 53'te bunu yayınlamamız için bunu sertifikayla ilişkilendirmemiz gerekiyordu. O ilişkilendirmeyi sağladık. Şimdi bunu Route 53'te bir record açarak oradan birbirini görmesini sağlayacağız. Evet, şimdi Route 53'e geçelim. Evet, Route 53 AWS'nin Domain Registration, DNS Routing, yani DNS yönlendirme, ondan sonra health check gibi işlevlerini yapan tool'u. Biz burada daha önceden aldığımız, yine AWS'den benim aldığım bir domain name var. Bunu GoDaddy gibi başka yerlerden de alabilirsiniz. Başka domain servis sağlayıcılardan da alıp AWS'ye de tanıtabilirsiniz. Ama tavsiye edilen AWS servisleri daha uyumlu olduğu için, daha sorun çıkma ihtimali olduğu için domain name'imizi de AWS'den alırsanız daha iyi olacaktır. Bu bizim domain name'imiz. Biz buna tabii bu şekilde de kullanabiliriz. Web sayfamı ben direkt bu domain name'le de verebilirim. Ya da önüne bir subdomain koyarak, mesela biz portfolyo koymuştuk. O şekilde de kullanabiliriz. Şimdi bunun içine gireceğim. Öncelikle bir record oluşturacağız. Create record diyorum. Subdomainimiz bizim portfolyoydu. Portfolyoya girdim. Bakın burada noktamız var. Nokta cm akkaya avsdiops nokta link. Şu kısım bizim domain name'imiz. Bu kısımda subdomainimiz oluyor. Burada A'da işte version 6'yı kullanacaksanız seçiyoruz. CNAME oluşturacaksak seçiyoruz. Fakat biz IP version 4 kullanacağımız için A'yı seçtik. Alias oluşturacağız. Alias'a tıkladık. Choose Endpoint. Burada mesela direkt S3 Website Endpoint de seçebilirdik ama bunu seçtiğimiz zaman sertifika kullanmamıza izin vermiyor AWS. Dolayısıyla o güvenli sertifikalı bağlantıyı HTTPS olarak sağlayamıyoruz. Bunun için CloudFront Situation'ı kullanıyoruz. Bunu seçtik. Zaten biz o şekilde ayarlarımızı yapmıştık, oluşturmuştuk. Aşağıya tıkladığımızda bizim oluşturduğumuz CloudFront Distribution'ı çıktı. Buna tıklıyoruz, seçtik. Bakın eğer burada portfolyo yazmazsa, bunu buradan kaldırıyorum. Bunu burayla uyumlu vermezseniz bu burada çıkmaz. Bunu tıklayayım ben, kapatayım. Bakın tıkladığımızda, içine geldiğimizde artık, mesela tekrar seçeyim buradan. İçine geldiğimizde çıkmaz. O uyumu sağlamanız lazım. Bu hata almış gibi hissedebilirsiniz.
Bir ikincisi, burada yine alınan bir hata da, eğer bu aldığınız AVS record kaydı şeyin içinde varsa, hostun içinde varsa, onda da yine hata veriyor. O kaydı silip ondan sonra isim çakışması olmaması lazım. Simple Routine seçtik. Burada Geolocation, Latency, Failover, Weighted gibi Route 53'ün uygulamaları var. Yani burada lokasyon kısıtlaması yapabiliyorsunuz mesela. İşte belli yerlerden girsinler. İşte Asya'dan girsinler ama Amerika'dan, Güney Amerika'dan girmesinler gibi böyle kısıtlamalar yapabildiğiniz ayarları var. Biz burada Simple Routing'i seçtik. Create Record diyoruz. Hata vermedi. Evet, oluştu. Aşağı inelim, record'umuzu da görelim. Evet. Portfolyo, bakın burada gördük. Eğer tekrar bunun içinde bir değişiklik yapmak istiyorsak edit deyip buradan düzeltebiliyoruz. Ayarları buradan yapabiliyoruz. Başka expression'lar seçme ya da işte S3 bakış seçme gibi. Burayı kapatıyorum şimdi ben. Şimdi ayarımızı da bitirdik. Bu adresi buradan kopyalıyorum. Evet. Bakın artık güvenli sertifikalı olarak, HTTPS olarak adresimizi gördük, sitemizi gördük. Buraya tıkladığımızda, sertifika geçerliye tıkladığımızda, bakın artık bizim CloudFront değil, bizim kendi sertifikamızdan geldiğini burada görüyoruz. Yani CloudFront'un verdiği sertifika değil, bizim kendi oluşturduğumuz sertifikadan bunun geldiğini burada gördük. İsmi de bu şekilde, bakın HTTPS bağlantısı var. Eğer bunu HTTP olarak bağlansaydım onu da yine HTTPS'e çevirecekti. O şekilde ayarlamıştık. HTTP'den gelen bağlantıları da HTTPS'e çevirip sertifika olarak, security olarak bize gösteriyor. Şu an yapacaklarımız bitti. Göreceklerimizi gördük. Kayıtlarımız oluştu. Record kaydımızı da burada oluşturduk. Dediğim gibi buradan ayarlamaları, link ayarlamaları buradan yine yapabiliyoruz. Benim anlatacaklarım bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.